Arkadaşlar merhaba. 2 Eylül Pazartesi ABD Saratoga'dayız. 9 koşu tam var. 20.40'da başlıyor. Birinci altılı kayan ilk aya. 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1200 kumda bir şartlı satış kursu. Koşu 25 binlik bir satış kursu. 45 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bu koşuda 4 numaralı Roman Gades, Merkan Kantarmacı'nın antrenör ettiği Arad Ortiz Junior'la start alacak olan isim. Rolling kendi yavrusu. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve son 6 startının tamamında tabelada yer bulmuş bir isim. Bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 4 numaralı Roman Goddess. İkinci altının ikinci ayağı, ikinci koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus şartlı koşu. 1400 kumda start alacak. 16 binlik bir satış koşusu. 35 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı da Wenger ile başlayacağız. Son startında yaklaşık 5 boy farklı favori oldu. Maiden satış kursunu 1300 kunda 1.17.20 ile kazanan bir isim. 2 numaralı Heart on the Street, on the Street Rod Ortiz Jr. ile start alacak. Son startında bir ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan Midnight Express 6 numaralı. Bu koşuda şans verdiğim isimler o da Heart on the Street'in ikinci olduğu koşuda üçüncü oluyor. Önceki startında da 1400 kunda bir ikinciliği var. Joao Rosario ile start alacak bugün. Bütçeniz müsaitse 10 numaralı Giants Fire'la ekürü olan 1 numaralı Bona Chance yazılabilir bu ayakta. Ricardo Santana Junior'la. 3. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1800 şimdi start alacak. Koşu 62.500'lük bir şart satış koşusu. 115 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Prairie Quisty ile başlayacağız. Flavien Pry ile start alacak olan önceki startında bir grup bir koşuda bir boydan az bir farklı ikinciliği var. 2000 şimdi ondan önce de geçen sene bu koşuları 1800 şimdi bir grup iki koşu kazanmışlığı var. Herhalde bir sakatlık geçirdi. O zamandır start almıyor. 381 bin bir yıldan biraz fazla. 3 numaralı Woodcouse son starttaki 3 grup bir şart koşuyor. 700 şimdi 1.42.92 ile kazanıyor. Favori olduğu son startı Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Jack Brown'la antren ettiği Mischief yavrusu 3 numaralı Ruth Cowles. 1 numaralı The Girl from Deer Island Jorge Ruiz ile start alıyor. O da aynı jockey ile son startındaki orta grup bir şartlı koşuyu 1800 şimdi 1.49.18 ile kazanmış. 3. müsaitse 9 numaralı Self Confident yazılabilir bu ayakta. Son iki startında 1700 metre çimpisteki maiden koşuyu 1.46.24 ile kazanıyor. Son startında bir şartlı koşuyu 1.42.12 ile kazanıyor. Aynı pist ve mesafede Tanrı Gafalan ile start alıyor bugün. Geldik dördüncü koşuya. Bu altının ilk ayağı 22.20'de başlıyor. Dördüncü koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. Atların yarısı ilk kez start alacak. Yarısı 1 veya 2 kez start almış. Bir önceki koşuda 10 numaralı Ichiban koşu kullanırsa ilave edilmesi gereken bir isim. Birinci altında, üçüncü ayağını da söyleyelim. Dördüncü ayak, ikinci altının ilk ayağı bir maiden koşu. 90 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 9 numaralı One Vision'la başlıyoruz. Central Banker yavrusu Luis Saez'de start alacak bugün. Bir numaralı kariyerinin ilk startında o da 1100 metre çimpisten kumandan maiden koşusu ikinciliği var. Bir numaralı Hit the Post Cantaros yavrusu Luis Rivera Jr. ile start alıyor. 3 numaralı Omaha Pistol Audible yavrusu Erat Ortiz Jr. ile start alacak. 2 numaralı More Better Than Good Kendrick Carmouche ile start alacak olan bir Motown yavrusu. 4 numaralı Mozambik Golden Sands yavrusu Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 5. koşu bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus yine 1400 metre pistte start alacak. Çoğu ilk kez start alıyor tayları. Koşu 90 bin dolarlık yine bir maiden koşu toplam ikramiyesi. 5 numaralı Dominican Freight ile başlayacağız. McKinsey yavrusu Ramon Vasquez ile start alıyor. 6 numaralı Miles and Miles var. Vitor yavrusu. Jose Ortiz de start alacak olan bir isim. 7 numaralı To Honest Mischief. Luis Rivera Jr. ile Honest Mischief yavrusu o da. Ve 8 numaralı
Daytona Gold, Golden Sands yavrusu, Julian Lepanusa koşusu öne çıkan isimler. Bütçeniz müsaitse Friend on the Devil, Javier Castellano ile, o da bir ana spesifik yavrusu. Yazılabilir bu ayakta. Burada da 11 numaralı Rockstar Rebel koşudan çıkan isim olursa start alacak olan bir isim. Buna da dikkat. 6. koşu bir stakes koşu, 150 bin dolar toplam ikramiyeli, 4 yukarı İngilizlere mahsus 1100 şimdi start alacak koşu, 150 bin dolarlık bir listed koşu. Burada da 3 numaralı Surveillance ile başlayacağız. Son 2 startındaki satış ve grup koşuları 1100 şimdi 1.05 1100 metre çift pistten kumandan favori olduğu son startında 1.04.41 koşu kazandı. 5 numaralı Arzak, Arat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. O da 2 önceki startında bir grup 2 koşuyu 1100 şimdi 1.09.93 ile kazanıyor. Son startında da favori olduğu bir Black Type koşuda bir boydan az bir farklı üçüncülüğü var. Ondan önce de 1100 şimdiki grup 1 Jaipur Stakes koşusunda da ikinciliği var. Rat Ortiz Junior ile şansını deniyor bugün. 1 numaralı Switchwick Spice, son 2 startındaki o da şartlı ve Black Type koşuları 1500 şimdi 1.30.85, 1100 şimdi 1.04.18'de kazanmış. 6 numaralı Super Quest son startında 80 binlik satış koşusunu 1100 şimdi 1.01.12 ile kazanıyor ve son olarak 8 numaralı Big Invasion son startında favori olduğu koşuda boyun farkıyla ikinciliği var. 7. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yukarı dış İngilizler mahsus 1700 şimdi start alacak. Koşu 35 bin dolarlık şartlı satış koşusu. 70 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada da 4 numarada It Is Hot In Here ile başlayacağız. Rat Ortiz Junior ile start alacak olan son startını boyun farkıyla ilgili satış koşusunu 1700 şimdi 1.41.90 ile kazanıyor. 2 önceki startı geçen seneki son startı başka bir işe. Şimdiki maiden koşuyor 1.38.90'da bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. 6 numaralı De Matrona aynı koşuda boyun farkıyla ikinci oluyor. 7 saatin yerini kazandığı koşuda. Manuel Franco ile start alacak bir çift var olan trendli bir isim. 5 numaralı Silent Melody de Flavien Pra ile start alacak. O da son start 3 grup bir şartlı koşuda. 1600 için Dan Kuman'la yarıştı ikinciliği var. 7 numaralı Next On Stage Dial'ın Davis ile start alıyor. O da önceki startındaki satış koşu. 1600 metre çift pistten kumandan koşuyor. Favori olduğu koşuyu 1.37.28'de kazanmış. Burada da 14 ve 15 koşu kumandanırsa dikkat edilmesi gereken isimler. 14 La Vita Sofia son startında 1600'de 1.38.74'de kazanmış. 15 numaralı Sivas Melania'da son startını 6 boyunca fazla bir farkla favori olduğu maiden koşuyu 1200'de 1.11.47'de kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya. Hopeful Stakes koşu grup 1 koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 yılında start alacak. Burada da koşu 300 bin dolarlık bir grup 1 koşu. 2 numaralı Ferocious bir Flutter yavrusu 1 milyon 300 bin dolara satın alınan bir isim. Javier Casanova ile start alacak. Kariyerinin ilk startını da favori olduğu favori çıktı koşu 8 boy farklı yaklaşık aynı şokeyle 1200 yılında 1-0. 65'te kazanmış. Satın alındı. Bedelin hakkını vermiş. Bugün de bu koşuyu bu koşu stiliyle kazanır diye düşünüyorum. 2 numaralı Ferocious. 9. ve son koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus. Dışı İngilizlere mahsus. 1700 şimdi bir şartlı koşu. 110 bin dolarlık bir şartlı koşu. Burada da 4 isme yer vereceğiz. 11 numaralı Child of the Moon ile başlayacağız. Son startında daha doğrusu ondan önce Fransa'dan geliyor. 24 Haziran'daki Fransa'daki son startı 1800 içindeki maiden koşu 7 boy farklı kazanıyor. Amerika'daki ilk startında da bu sene 19 Haziran'da Temmuz'da düzeltiyorum. 1700 içindeki 110 binlik üst grup bir şartlı koşuda bunun farkında ikinciliği var. Flavien Pryle start alıyor bugün. 8 numaralı Venezia Rat Ortiz Junior ile start alacak. O da Fransa'dan gelen bir isim. Chantilly'de kariyerin ilk startı 2022 yılında 900 metre tepe tepesindeki maiden koşuyu kazanarak başlıyor yarış hayatına. Daha sonra şartlı bir koşu, üst grup şartlı koşuda üçüncülüğü var. Son startında bu iki koşuda start almış. Rat Ortiz Junior'la şansını deniyor. Bugün
Jet Brown lanse etti. 8 numarada Valencia. 9 numarada Collaboration. Tyler Davis de start alacak olan bir isim. O da son startta 3 kuruş. Şartlı kuşlu 1.600 isimli ikinciliği var. Ve bir bütçeniz müsaitse 4 numaralı Golden Rocket yazılıdır. Bu ayakta Jose Luis Descano'yla son startta 1 boyları az bir farkla 3. var. 1.100 metre için pistteki son startında. Atıl Ganyan şablonları ekte görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşuda Mertkan Kantarmaz'ın antrenörü 4 numaralı Roman Gadis koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Rat Ortiz Junior'la. Birinci Atıl Ganyan ilk ayağı 20.40'da başlıyor bu arada. İkinci koşu, ikinci ayak 7 numaralı Benge. 2 numaralı Heart on the Street. 6 numaralı Midnight Express ve 10 numaralı Giants Fire'la ikili olan 1 numaralı Bona Chance. Üçüncü koşu 2 numaralı Prerequist. 3 numaralı Root Cause. 1 numaralı The Girl From Ireland. 9 numaralı Self Confident. 10 numaralı Ichiban yazılabilir bu ayakta. 10 numaralı Ichiban koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Gaia'nın ilk ayağı. 22.20'de start alıyor. 9 numaralı One Vision. 1 numaralı Hit The Post. 3 numaralı Omaha Pistol. 2 numaralı More Better Than Good. Ve 4 numaralı Mozambik. 5. koşu 5 numaralı Dominican Pirate. 6 numaralı Miles & Miles. 7 numaralı Two Honest Mischief. 8 numaralı Daytona Gold. 3 numaralı Friend of the Devil. Burada da 11 koşudan çıkan isim olursa start alacak Rockstar Rebel. 6. koşu 3 numaralı Survivalians. 5 numaralı Arzak. 1 numaralı Smith Wicks Spice. 6 numaralı Super Quest. 8 numaralı Big Invasion. 7. koşu 4 numaralı It's Out Here. 6 numaralı Dematrona. 5 numaralı Silent Melody. 7 numaralı Next on the Stage. Burada da 14 ve 15. Tabitha, Sofia ve Sebas Melania. Koşu kumandır sesler. 8. koşu Full Stakes koşu. Bir grup koşu. 2 yaşlı kişilere mahsus bir koşu. Burada da 2 numaralı kişilere değil sadece 2 yaşlara mahsup koşu. 2 numaralı Precious. Javier Casarano ile şans verdiğim tek isim son koşuda 11 numaralı Charlie Adam'ın. 8 numaralı Venezia. 9 numaralı Collaboration ve 4 numaralı Golden Rocket şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şu sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.